derbiden önce bugünkü mücadele öncesi bir nabız yoklayalım. Hangi nabız? Başakşehir Trabzonspor üçüncülük mücadelesi verecek. Her iki takım da sevgili Engin Can bizlerle birlikte olacak. Başakşehir'den selamlar, Başakşehir'e selamlar Engin Can. Bu çok kritik ilk bölümde sevgili Yunus Emre Sel'i konuk aldık. Trabzonspor'daki son gelişmeleri aldık. Sana gelelim. Son gelişmeler neler? Çok güzel bir maç olacak diye düşünüyorum. Ne dersin? Deniz, teşekkürler. Kameraman arkadaşım Mehmet Tekin'le beraber Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndan selamlar. İyi yayınlar dileyelim. Senin de belirttiğin gibi çok güzel bir maç olacak. Üçüncülük mücadelesi için iki takım da sahada olacak. Ama ben takımlara geçmeden önce şunu belirtmek isterim. Başakşehir'de alışık olmadığımız bir havanın olduğunu ifade edelim. Sıcak ve güneşli bir hava var açıkçası. Kameraman arkadaşım Mehmet Tekin de yaklaşık biz yarım saat 45 dakika önce buraya geldik ve şaşırdığımızı da ifade edelim. Tabii maç saatlerinde de Başakşehir'in soğunu az çok sen de tahmin edebiliyorsun diyelim ve iki takımdan notlara geçelim dilersen. Konuk takımla başlayalım. Dün akşam saatlerinde Trabzonspor Kulübü İstanbul'a gelmişti ve şu dakika itibariyle de stadyuma yaklaşık 28 kilometre uzaklıkta, mesafede uzaklıkta diyelim kamp yaptığını da ifade edelim. Trabzonspor geçtiğimiz hafta İstanbulspor karşılaşmasından 3-0'lık skorla ayrılmıştı ve ligde geçtiğimiz hafta 61 puanla 3. sırada yer almıştı Trabzonspor. Bugün de mutlak 3 puan porolasıyla sahada olacak ve 3 puanı aldıktan sonra da işini garantili puan sıralaması da 3. sırada yer almış olacak. Aslında geçtiğimiz aylarda hem Abdullah Avcı, teknik direktör Abdullah Avcı hem de yönetim Ziraat Türkiye Kupası'nın bu sezon sürekli Ziraat Türkiye Kupası'nın öneminden ve ligi 3. bitirmenin öneminden bahsetmişlerdi. Bugün kayıpsız bir şekilde yoluna devam etmek isteyecek ve 6 gün sonra tekrardan İstanbul randevusu için Ziraat Türkiye Kupası finali için Beşiktaş'la karşı karşıya geleceğini de ifade edelim. Konuk takıma bakacak, ev sahibi takıma bakacak olursak çok pardon. Ev sahibi takım da tabii son 5 maçını kayıpsız bir şekilde yoluna devam ediyor. Çağdaş Hoca yönetiminde Başakşehir bu sezon ilk defa 3. sırada yer almak için kazanırsa 3. sırada yer almak için mücadele edeceğini de ifade edelim. İki takımda da daha doğrusu Trabzonspor'da eksikler var. Kimdi onlar? Hüseyin Türkmen ve Trezeguet'in sakatlığı var. Maç kadrosunda olmadığını ifade edelim. Muhtemel 11'lere geçecek olursak konuk takım Trabzonspor'la başlayalım dilersen. Kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında Mönye, sol tarafta Eren Elmalı, stoper ikilisi ise Densville ve Mendy. Önlerinde ise Berat ve Umut, orta alanda sağda Vichia, sol tarafta Fontas, 10 numara bölgesinde Enis Bardi, forvette ise Onaçu'nun oynamasını bekliyoruz. İki eksik dediğimiz gibi Trezeguet ve Hüseyin Türkmen sakatlıklarından dolayı maç kadrosunda olmadığını ifade edelim. Ev sahibi takım Başakşehir'e bakacak olursak kalede Muhammed, savunmanın sağında Duarte, sol tarafında Dubois, stoper ikilisi ise Osayi Nuba ile Opoku, önlerinde Onur, orta alanda dörtlü bir orta saha tercih edecek Çağdaş Hoca bugün. Sağ tarafta Deniz, sol tarafta Davison ve 10 numara bölgesinde Pelkas'la Kemen'in oynamasını bekliyoruz. Forvet'te ise Piontek'in oynamasını bekliyoruz. Pelkas'a bir parantez açacak olursak, Kasımpaşa mücadelesinde gol attıktan sonra bir sakatlık yaşamıştı ve Sivasspor karşısında oynayamamıştı. Bugün ilk 11'de oynamasını bekliyoruz. Şunu da belirtmekte fayda var tabii. Geçtiğimiz hafta Sivasspor karşılaşmasında Çağdaş Hoca kırmızı kart görmüştü. Bugün yedek kulübesinde olmayacak. Onun yerine ise Mustafa Keçeli'nin olacağını ifade edelim. Saatler 19'u gösterdiğinde mücadelenin hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu'nun olacağını ifade edelim. Biz buradaki gelişmeleri gün boyu aktaracağımızı söyleyip sözü tekrardan size bırakalım. Sevgili Engin Can Çelik, çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir hava var İstanbul'da bugün. Bu havaya yarışır da bir karşılaşma olsun diliyoruz elbette. Sadece bu kadar mı? Elbette değil. Bu hafta dolu doluyuz. Bu hafta çok kritik bir hafta. Bir de derbimiz var değerli izleyenler. Ya şampiyonluğunu ilan edecek bir Galatasaray ya da umudunu son haftaya taşıyacak bir Fenerbahçe. Ne olur dersiniz bu karşılaşma? Bu arada yaşasın hafta sonu bizim etiketimiz. X'te yer alıyoruz. Sorduğunuz sorulara cevap bulmaya çalışıyoruz bir program boyunca. Dedikten sonra derbi bölümümüzü açalım mı artık? Hadi açalım bakalım. Derbi bölümümüz başlıyor.